Bu işsizlik konusunda orta ve kısa vadede yapmayı düşündüğünüz şeyler neler? İşsizlik konusunun çözümü şudur. Ticaretin canlanması, iş hayatının canlanması, yatırımların canlanmasıdır. Yoksa biz şimdi diyelim ki işte telekom misal. Evet, evet. Hadi işsizliği çözelim diye oraya 1000 kişi koyalım. İşte karayolları, işsizliği çözelim diye oraya da 5000 kişi koyalım. İşte köy işleri, oraya da 30.000 kişi koyarım. Böyle bir politikamız yok. Açık söyleyeyim, böyle bir şey yok. Çünkü kamuda çalışan insanların sayısı olması gerekenden daha fazla. Evet. Yani bir işi 3 kişi yapacaksa şimdi 6-7 kişi yapıyor. Bundan dolayı da zaten toplanan vergiler yatırıma gitmiyor, cari harcamalara gidiyor. Dolayısıyla uzun vadede biz devlette çalışanların sayısını azaltacağız. Ama bunları seni atarak, senin işine son vererek değil, bunları tabii bir şekilde emekli olanların yerine yenilerini almayarak yapacağız. O zaman işsizlik nasıl çözülecek? İşsizlik yatırım yaparak, işsizlik ticareti canlandırarak. Düşün, işler canlansa, ticaret canlansa, her esnaf yani bir kişi alsa birdenbire birkaç milyon kişiye iş bulunmuş olur. Öyle değil mi? Bununla ilgili işte aldığımız bu makroekonomik tedbirler bunları canlandıracaktır. Bugün Türkiye'de yarattığımız güven ortamı bile ticareti canlandırmaya başlamıştır. Ve yani giderek yeni iş sahaları açılmaktadır. Mevcut iş yerlerine yeni yeni elemanlar alınmaya başlamıştır. Bu inşallah önümüzdeki günlerde, aylarda daha da hızlanacak.